Tamam Abdülbey, çıkıyorum şimdi. Aa, hiçbir yere gidemezsin evladım. Seninle konuşacaklarım var. Anne, çok önemli işlerim var. Evladım, senin çok önemli işin bitmez. Benim işim de çok önemli. Tamam hanım, konuşursun daha sonra. Bu önemli işler bitmiyor ki bey. Anne, gidip halledip geleyim, işimi öyle konuşalım. Yok evladım, dinleyeceksin, öyle gideceksin. Ben bile merak ettim evladım. Annen hiç bu kadar ısrar etmezdi. Peki anacığım, dinliyorum. Ama asma suratını. Güzel bir şey anlatacağım. Hayırlı işe surat asılmaz. Tamam anne. Sen yokken Ali'yi doktorlar bir yuvaya götürün dedi. Hani bu yangın mangın, çocuğun psikolojisi bozuldu. Akranlarıyla oynasın, iyi gelir diye. Çocuk zaten akranlarını biz zannediyor. Televizyonda olmasa arkadaş diye sakallı arayacak. Neyse. Orada hanım mahanım bir öğretmen kız çıktı karşıma. Anne, geçen taziyedeki kızlardan biri mi? Getirdim, burnuma burnuma soktun. Bir şey demedim ama emri vaki yapmandan da hoşlanmıyorum. Aa, yok evladım. Onlar değil. Onlar rahmetli Gönül'ün arkadaşları. Taziye için gelmişler. Ne ilgisi var? Hanım? Öğretmen kıza, benim pek bir içim ısındı. Bir insan kendi öz çocuklarıyla bile bu kadar alakadar olmaz. Ben böyle tatlı, güzel, hanım, aklı başında bir kız görmedim. Baba, sen de beğendin mi? Benimle ne alakası var evladım? Aa, aşk olsun bey. Sen demedin mi dediğin kadar güzelmiş hanım diye? Sen güzel demişsen güzeldir hanım. Anne, gerçekten kalkmam lazım. Söz ver kızı göreceğine. Söz anne. Tamam. Yarın sabah gel bizi al. Ali'yi beraber yuvaya götürelim. Anne, işim olmazsa söz. Yo, işin mişin beni ilgilendirmez. Sabah 8'de kapıdayız. Havalar soğudu, Ali üşümesin. Bizi bekletme mi oğlum? Abi, çıkalım mı? Biz hazırız. Abdülay, benim bir işim var. Gidip geleyim, ondan sonra savcılığa gidelim. Abi, bu saatte ne işi? Bundan daha önemli hem de. Kız bakacağım Abdülay. Ne kız abi? Annem kız gösterecek Abdülay. Abi, şimdi sırası mı? Söz verdim Abdülay. Abi, savcılıktan sonra gidelim. Kız bir yere mi gidiyormuş? Abdülay, annemle Ali'yi alacağım, yuvaya bırakacağım. Bırakırken uzaktan kızı göreceğim, anne olmaz diyeceğim, tanışmadan döneceğim. Muro işini bitireceğiz, anladın mı? Anlamadım abi. Memati uyanana kadar ben gelirim. Şu gazeteleri de ortadan kaldır. Gelmez diyordun, gördün mü? Ben mi diyordum? Ben... Benim oğlum annesini üzer mi hiç? Anneciğim, biraz acele edelim. Geldim mi? Oğlum, geldim. Hep senin yüzünden. Büyümedin ki ben sana sıramı vereyim. (Gülüyor)
sen? Heyecandandır anne. Sabaha kadar oturdum. Evladım, bu alaya alınacak bir mevzu mu? Anneciğim, alaya almıyorum da niye bu kadar ısrar ettiğini anlayamadım. Ediyorum evladım. Ben seni evlendirmeden ölmeyeceğim. Allah'ım, düştüğüm bu hali düşmanıma gösterme, başka bir şey istemem. İnşallah anne, yoksa içerim içeri girmem. Sen girme evladım. Ben dışarı çağırırım gerekirse. Sizi kaç gibi alsın çocuklar? Aa, dur evladım. Ali'nin öğretmeniyle tanış, öyle git. Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk canım kızım. Bak, seni oğlumla tanıştırayım. Ebru. Polat. Memnun oldum. Ben de. Buyurmaz mısınız, bir çay ikram edelim? Teşekkür ederim, başka zaman. Aa, başka zaman mı var evladım? Buraya kadar gelmişiz. Anne, çok önemli işim var. Biraz beklesin evladım, ne olacak? Bir çay tutsa tutsa kaç dakika tutacak? Anne. Hadi. Anne, telefonum. Canım, bırakmam, kaçacaksın. İşte Ebru öğretmen. Bu güzel kızım olmasaydı, bu zor zamanlarda Ali'nin durumu ne olurdu hiç bilmem. Ali o kadar akıllı ki bize bir şey bırakmadı. Kendini iyi etti. Arkadaşları da ona iyi geldi. Ebru da zannedecek ki senin dilin yok evladım. Siz ailenizle mi yaşıyorsunuz? Aa, madem siz konuşuyorsunuz, ben bir Ali'ye bakıp geleyim. Anneniz çok şeker. Buradaki bütün herkes ona hayran. Bize Ali'nin hikayesini anlattı. Çok etkilendik. Annem iyidir. Bütün anneler gibi. Hı hı. Sizin... Kaç orayı da? Ailem Ankara'da. Ben okul için geldim. Sonra ne kadar dil döktülerse de dinlemedim. Burada kaldım. Neden? İstanbul'u sevdim. Çay için teşekkür ederim. Ben müsaadenizi istiyorum. Müsaade sizin. Ben sizi geçireyim. Gel.
Ver açayım ben. Oğlum, başımın üstünde yeri var. Misafire hayatta yok demem. Ama biliyorsun ki bir şey var. Erhan'ı niye getiriyorsun? Çok seviyorum. Ne olacak anne? Erhan yabancı mı? Evladım yabancı değildi. Şimdi kızın gözüne sokar gibi. Bizim oğlumuzun işlerinin de böyle sıkıntıları var demek. Doğru mu peki? Ya ne alakası var anne? Misafir gelmiş kız. Erhan'a koluna ne oldu diyecek hali yok ya. Yok evladım, yok. Sen inadına yapıyorsun. Bak, kızı beğenmediysen duygularıyla sakın oynama. Anne sen her şeyi yap hazırla. Ondan sonra oğlum kızın duygularıyla oynama. Şimdi ben ne diyeyim içerideki kıza? İçerideki kıza sen bir şey deme. Bana de. Sen beğendin mi beğenmedin mi? Siz ana oğul konuşacaktınız. Kızcağızı niye çağırdınız? Sen niye buraya geldin bey? Otur sohbet et kızla. Anlasın bizim nasıl bir aile olduğumuzu. Baba, ne diyorsun? Ben niye bir şey diyeyim evladım? Sen diyeceksin ne diyeceksen. Demek siz yeni tanıştınız abimle. Evet, bu sabah. Abim biraz çekingendir bu konularda. Sormak istediğiniz bir şey varsa çekinmeyin. Ben cevaplayabilirim. Beni Nazife anne çağırdı aslında. Abinizin geleceğini bilmiyordum. Hadi buyurun sofraya. Ne konuşuyordunuz öyle tatlı tatlı? Beni mutfağa yardım mı istemediğinizi konuşuyorduk. Evladım, kolay değil Nazife Hanım'ın alışkanlıklarını değiştirmek. 40 yıldır bizi yardıma çağırıyor. Nasıl geçti gününüz? İyi. Sizin nasıl geçti? Bizde büyük macera vardı. Herkes birbirine... Kim herkes? Birbirine girdi derken yanlış anlamayın Ömer Baba ve Ebru Hanım. Sevinçten. Anneler hiç gelmiyor mu İstanbul'a Ebru kızım? Geliyorlar. Ama onlar Ankara'ya alışkınlar. Burayı çok sevmiyorlar. Hemen dönmek istiyorlar. Polat da Ankara'da okudu ama bir kere bile götürmedi bizi Ankara'ya. Siz Ankara'da mı okudunuz? Evet. Ne okudunuz? Mülkiye'yi bitirdim. Ben de hukuk okumak istiyordum ama puanım yetmedi. Elif abla hukuk okumuştu değil mi abi? Ama o İstanbul hukuktu evladım. Nereden aklına geldiyse şimdi... Ben hep söylerim. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Her bir şey bir plan dahilinde gelişir. Bizim Ebru kızımızı tanımamız da öyle oldu. Bu tanışıklığı, arkadaşlığı, hukuku ilerletmek sizin iradenize kalmış. Buyurun hadi. Alo. Çıkıyorum şimdi. Ben de. Yine mi çağırıyorlar usta? Yok. Ebru. Yemek sözü vermiştim. Söyleyeyim Kazım'a arabayı çıkarsın. Ben tek giderim. Tek olmaz usta.
Memati kızdan mı koruyacak Kazım beni? Usta, İskender devlet mevlet tanımayan adam. Usta biz de mi gelseydik? Güzel. Özlüyor musun Elif hala? Ben de beğendim. Bayağı güzel balık yapıyorlarmış. Biz Nazif anneyle her şeyi konuştuk. Cevap bekliyorum. Bu konuları konuşmayı sevmem. Niye? Sevmem işte. Demek ki özlüyorsun. Evet, özlüyorum. Hiç senden beklemezdim. Niye? Anlamadım. Ne bileyim, böyle senin gibi adamlar özlemez, sevmez gibi gelir bana. Nasıl adamlar sever özler? Gözlüklü, böyle sırtına kazak koyan adamlar. Sende de öğretmen tipi yok. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yok hakikaten ama insan tipine göre de mesleğini seçmez ki. Aslında neyi düşünüyorum biliyor musun? Çok az şeyi biz kendimiz seçiyoruz. Ya kim seçiyor?
kader. Elif'ten başka kız arkadaşın olmadı mı? Olmadı. Hadi hadi bırak. Bilmiyor muyum ne çapkın olduğunu? Nazife anne diyor ki eve gelen mektupları yırtmaktan yoruldum. Anne, beni övüyor işte, anlamıyor musun? Bir anne oğlunun çapkınlığıyla niye övünsün ki? Bir erkek çapkınlığıyla niye övünsün? Çapkınsın yani. Böyle anılmak kötü bence. Bence erkek bekarken biraz çapkın olabilir. Tatlı yer misin? Çok doydum, yemem. Çay, kahve? Sen içmek istiyorsan. Yok. Telefonun çalıyor. Kalkmamız gerekiyorsa kalkalım. O kadar önemli bir haber bekliyorum ki kalksa kayıp olmaz, değil mi? Hiç olmaz. Ben ödemek istiyorum. Ebru'cum, verir misin canım? Vermem canım. Ebru, benim olduğum masada hesabı başkası ödeyemez. Başkası mıyım canım? Ödedim işte. Ne münasebet? Amma uzattın. Zaten 3 kuruş bir şey. 3 kuruş 5 kuruş. Yanında ben varsam hesabı ben ödeyeceğim demektir. Param var. Ben de kazanıyorum. Bir dahaki sefere sen ödersin. Bak, kalkar giderim. Git. Seninle bir daha bir yere gitmem. Asıl sen kalkıp gidersen, bir daha ben seninle bir yere gitmem. Polat. Polat. Stres var abi ama. Bir taksiye yetişemiyorsun.
Gidelim Abdülay. Arkadaşa 500 lira borcun var. Usta geçmiş olsun. Bir daha beni yarı yolda bırakma. Bir daha benim yanımda... Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yaparım. Kemerini bağla. Olur. Efendim anne. Nasılsın oğlum? İyiyim anne. Nasıl geçti yemek? Yedik işte anne. Hesabı Ebru ödemiş oğlum. Anne madem her şeyi biliyorsun, daha bana ne diye soruyorsun? Ben senin kanaatini merak ediyorum evladım, kızın değil. Anne şu an müsait değilim. Evladım, kız bir şey sorsa ne diyeceğimi bilmiyorum. En azından beğendim ya da beğenmedim de. Sen ne istiyorsan öyle söyle anne. Ben bir şey demiyorum. Çok beğenmiş diyeyim bari. Çok mok deme anne. Bilmiyorum anne. Ne demek bilmiyorum evladım? Bilmiyorum demek, bilmiyorum demek. Evladım, sen bu kızla evlenecek misin, evlenmeyecek misin? Niyetin yoksa burada açık açık söyle, ben de kızla konuşayım. Yok anne. Ne demek yok anne? Anne sordun, söyledim işte. Bey, bey bir şey söylesene, bak ne diyor. Beni o kadar ayağa kaldırdı, kızın duygularıyla oynadı, şimdi de yok diyor. Hanım sen söyle dedin, söyledi. Şimdi niye yan çiziyorsun? E ne olacak şimdi? Anacığım, ben evet ya da hayır demiyorum. Sadece bana müsaade et. Çok üstüme geliyorsun. Sen üstüme geldikçe benim kaçasım geliyor. Sen niye bana merhamet etmiyorsun? Ben nelerle uğraşıyorum, kimlerle boğuşuyorum biliyor musun? Ama evladım anlatmazsan nereden bileyim? Bir işimi gücümü yoluna koyayım, ondan sonra karar veririm. Bir insanın eşi, onun zor günlerinde en büyük desteğidir. Şimdi annen haklı evladım. Ben haksız demiyorum baba. Sadece biraz vakit istiyorum. Tak nişan yüzüğünü istediğin kadar düşün. Aa, şimdi sen haksızsın hanım. Nişan niyetin belli. Seninle evleneceğim demektir. Vakit vakit diyorsun ama saçlarının yarısı siyah yarısı beyaz. Yarın siyah kalmadığında kim olsa rızan olur. Ama seni alan olur mu bilinmez. O kadar beyazım var mı ya? Gerçekten bilmiyorum. Ebru basit bir şey soruyorum. Seviyor musun, sevmiyor musun? O benimle ilgili ne düşünüyor diye meraklanmaktan ne hissettiğimi bilmiyorum bile. E seninle ilgilendiğine göre? Annesi çok bastırıyor olabilir. Annemin de sesi tuhaf geliyor bu sıralar. Biri olabilir hayatımda dedim. İlk başta sevindi. Sonra Polat deyince bir sesi değişti ama. Annen kesin internete girip bakmıştır. Polat Alemdar kim diye. Ben bile baktıysam. E baban ne diyecek? Babamınki kolay. Benim kızım ne düşünüyorsa doğrudur. Benim kızım kimi seviyorsa biz onu severiz. Geldim, geldim.
Nasıl oldum Sedef? Çok güzelsin. İyi bari. Ebru, bu sefer terslik çıkarma ne olursun. Yok canım, kendime söz verdim. Ne diyorsa yapacağım. Güzel. Canın ne yemek istiyor? Tost. Ne tostu? Maksat aramızda para mevzu olmasın. Nereye götüreyim seni? Senin bir çay bahçen varmış bu işlere ilk girdiğinde. Ah Polat ah. Ulan ciğerimi yedin ciğerimi. Senin gibi bir kardeş gençlikte gerekti ki şu koca İstanbul'un altını üstüne getirek. Annem sana iyi ezberletmiş. Yalnız Nazife anne tavla oynayıp oynayamadığını bilmiyor. Tavla mı? Hı hı. Ben de öyle dedim. Anlamaz o işlerden dedim. Ben anlamam. Ben hayatımda kimseyi 5-1 yenmedim. 3 Mars'tan aşağı oynamam. Sana tek bir oyun bile vermem. Kız tavlası oynamam. Tosuna var mısın? Bir sıfır. Bülent fincan getir. Ne fincanı? Zar tutuyorsun. Fincan değil, isterse bardak getirsin. Yanlış oynuyorsun. Sen kaybetmeye mahkumsun. Sen oyununa bak. Hadi 6-2. Ne şanslısın be. Bu işin birinci kuralı moralini bozmayacaksın. Bir susar mısın? İkinci kuralı rakibinin moralini bozacaksın. Üçüncü kural, bir susacaksın ki karşındaki oyun oynayacak. Satranç oynamıyoruz, tavla oynuyoruz. Sen kaç yıldır tavla oynamıyorsun? Sen yuvada oynayıp mı geldin? Babamın bana en önemli öğrettiği şey ne biliyor musun? Tavla mı? En iyi olmadığın şeyi yapma. İki sıfır. Bunlar sana avans. Tavla deyince sen acaba kız tavlamak mı anladın da iyi biliyorum dedin? Sen hep böyle hırslı mısın? Ben kaybetmeyi hiç sevmem.
En sevdiğim gezegeni sor. Üf, at hadi. Mars. Yeter. Ne yeter? Oyun 5'te bitiyor ya da 6'da. Bir Mars daha. Oyun daha bitmedi. Öbür eli başka zaman oynarız. 5 dakika daha. Şu işi halledelim, içim rahat etsin. Gitmem lazım. Bence şu anda tamamen kaçıyorsun. İşim var. Koca Polat Alemdar işini bahane ediyor. Tamam canım, sen yendin, tamam. Öyle sadaka verir gibi olmaz. Zaten ben yendim. Bülent Bey, şahit olur musunuz? Ben bir şey görmedim abla. Bülent kimi yendi? Sen yendin abi. Mesele oyun oynamak değil Ebru Hanım. Kazandığını tescil ettirmek. Ben hiç oyun oynamam ki kaybedeyim. Ne diyorsun? Tamam mı? Tavlada ağır yendim. Pes. Ama galiba bu sefer tamam. İskender Büyük'le uzlaşmayı reddetmişsin. Bir itirazınız mı var? Devletin zirvesinde nezaketsiz davranmana itirazımız var. Ben nezaketsiz bulmuyorum. Polat Alemdar. Sen devletin teamüllerini çok iyi biliyorsun. Buna saygı göstermen gerektiğini de. Bizim için şahıslar değil, makamlar önemli olmalı. Bana İskender'le uzlaşmamı mı söylüyorsunuz? Bunu söylemiyoruz. O zaman mesele yok. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Peki senin bizlere söylemek istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı Polat Alemdar? Evladım, geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Ne diyeyim baba? Ne desin Nazife Hanım? Canı ne söylemek istiyorsa onu desin.
Ben bir karar verdim. Heh, çok şükür. Uzun zaman sonra ilk defa birine alaka duydum. Ebru gerçekten çok güzel, çok tatlı bir kız. Ama ben onunla evlenemem. Neden evladım? Kızla ilgili bir şey mi duydun? Bir şey mi biliyorsun? Mesele kız değil baba. Ben evlenemem. Ben söz verdim. Yemin ettim. Ne yemini? Anne, görevimin gereği olarak evlenmeyeceğime ve çocuk sahibi olmayacağıma yemin ettim. Kat'i kararın mı? Maalesef. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hanım? Anne? Anne? Anne! Ne oldu? Spazm geçirdi. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Ama açıkçası durumu çok iyi değil. Ne oldu? Ne dedi? Cevap vermiyor. Mesaj at. Ona da cevap vermiyor. Bilmeden bir şey mi yaptın? Ne yapmış olabilirim ki Sedef?
Demek ki annesinin zoruyla bana ilgi gösteriyormuş. Benden hoşlanmıyormuş. Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göz almışım. Neredesin Memati? Oturuyorum usta. Memati, bana bir kuyumcu lazım. Açtırabilir misin? Kolay usta. Haber bekliyorum senden. Abdullah için bir işi bir yerde falansa benim evde olacaktı tamam bir şeyler. Yok Memati, daha lüks bir şeyler lazım. Hayırdır usta? Memati, benimle konuşacak mısın? Yok usta. Ben dükkanı açtırayım, sana haber vereyim. Bekliyorum. Tamam usta. Yazım hadi.
Musat, senin kuyumcu duruyor mu? İyi. Aç dükkanı. Geliyorum. Bana ne lan zaten? Açacaksın dedin mi açacaksın? Yarını yok. Şimdi açacaksın. Abi, hiç mi standart yok bu memlekette? Ne standardı lan? Dükkanların kapalı olması standarttır abi. Sanki Avrupa'da racon sahiplerine standart var. Var tabii abi. Orada racon sahibi dükkana gitmez. Evine getirtir. Göster bileziklerini, kolyelerini. Yüzük bakacağım ben. Usta yüzük almıştır çocuk. Kim çocuk? Abdüle için gelmedik mi usta? Yok Memati. Usta, yüzük, müzik. Bunu beğendim. Neredesin sen? Sabahtan beri seni arıyorum. Yuvada mısın, çıktın mı? Çıkmak üzereyim. Eve gideceğim. Bekle, gelip seni alayım. Tamam. Görüşmeyelim diyeceksen ben şuradan bir taksiye biner giderim. Senin de bu taksi merakın. Anlamıyorum ki. 27 kere aradım seni. Niye cevap vermedin? Arıyordum. Ne arıyordun? Nasıl evlenme teklif edeceğimi. Çok komik. Ben ciddiyim. Bak Polat. Annen çok üstüne geliyor biliyorum. Ama benim böyle bir beklentim yok, haberin olsun. Hiçbir beklentin yok mu? Yok.
benim senden bir beklentim var. Baba filminde gibi hissettim. Hangi sahne? Ağaçlar altında yürüdükleri sahne. Arkadan araba gelmiyor. Neymiş beklentilerin? Ben seninle yuva kurmak istiyorum. İş mi kuracağız beraber? Çocuk yuvası. Çocuk yuvası da denilebilir ama iş olarak bakmasak daha iyi. Anlamadım. İlla söyletecek misin? Evet. Belki de bu sonsuza kadar sana karşı olan tek avantajım. Benimle evlenir misin? Evet. Sadece sen istediğin için değil, aklıma, gönlüme ve ruhuma uygun bulduğum için Ebru'yu kendime eş olarak seçtim anneciğim. Oğlum benim, bana bu dünyada cenneti yaşattın. Allah'tan dilerim ki sen de eşinle, çocuklarınla cennet gibi bir hayat yaşayasın. Allah mutlu mesut etsin evladım. Bize bundan daha güzel bir hediye veremezdin. Niye kızımı getirmedin? Onu da görürdüm, onu da öperdim. Ana, gelin kaynana sizi pek sık görüştürmeyi düşünmüyorum. Bir daha ağzından kaynana lafını duymayacağım. Ben sana nasıl anneysem ona da öyle anneyim. Evladım, devlet büyükleriyle görüştün değil mi bu usu? O ihtiyarlar müsaade etmese evlenme kararı alır mıydı hiç? Yok babacığım, görüşmedim. Şimdi ne olacak? Yaşayıp göreceğiz. Sen demez misin? Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diye. Yavrum benim, yavrum. Bir dakika Sedef, bir dakika, kapı çalıyor. Kim, nişanlı mı? Aman deli. Hadi öptüm, ararım sonra. Tamam. Anne, baba. Ebru. Canım. Güzel kızım. Geçin içeri, geçin. Babamla, tamam. Baba, sen alayım. Taşıma. Annem doldurdu tamam, bundan babacığım. Ona göre. Ay, bu İstanbul'un trafiği felaket. Ama ben sana söyledim, öbür taraftan gidelim dedim. Gelir gelmez hemen şikayet etmeye başlama. Otur bir dinlenelim önce. Yok hayatım, şikayet etmiyorum. O yüzük ne kızım? Anne, ben nişanlandım. Anne, yalvarırım babama sen söyle.
Ebru, yüreğime mi indireceksin sen benim? Ne konuşacaksanız gelin yanımda konuşun. Anne, yalvarıyorum sana. Gidip babana sen anlatmalısın. Ebru'nun sana bir sürprizi var. Öyle mi? Ebru? Söyle bakalım neymiş güzel kızım? Neymiş bu sürpriz? Aslında şu anda utancımdan ölmek istiyorum. Aşk olsun. Babandan mı çekiniyorsun? Babacığım, biliyorum sana her şeyi anlatacağıma söz verdiğimi. Gizli hiçbir şey yapmayacağıma. Ama o kadar ani oldu ki. Nişanlanmış. Anne. Tam olarak öyle değil. Ya nasıl? Evlenme teklifi aldım ve kabul ettim. Biliyorum, size haber vermem gerekirdi. Ama o kadar iyi, o kadar yakışıklı, o kadar güzel kalpli bir insan ki aklım başımdan uçup gitti. Kızımız kocaman oldu. Artık kabul etmemiz gerekiyor. Ben daima senin en doğru kararları aldığını düşünürüm. Senin için doğru olan benim için de doğrudur. Senin için güzel olan benim için de güzeldir. Umarım çok mutlu, güzel bir evliliğin olur. Teşekkür ederim babacığım. Tek hayalim annemle senin evliliğine sahip olmak. Peki kimmiş bu Bay Şanslı? Polat Alemdar. Polat'ın annesi hastanede, biliyor musun anne? Durumu ağır. Belki ziyarete gideriz. Olur kızım. Ne dedin? Polat Alemdar? Asla evlenemezsin. Baba, gazetede, internette başka türlü yazıyor biliyorum ama ben onu... Ebru, seni evlatlıktan reddederim. Polat Alemdar diye biriyle evlenmene asla izin vermeyeceğim. Olacak böyle? Benim dediğim olacak. Ağlayacak, zırlayacak, o adamı unutacak. Efendim Ebru. Polat. Buraya gelip beni alır mısın? Ne oldu Ebru? Biraz çabuk gelir misin lütfen? Tamam, çıkarım. Thank you.
oldu Ebru? Yardım eder misin? Ebru, ne olduğunu anlatmayacak mısın? Yolda anlatırım. Ebru! Yaptığın çok ayıp. Bana başka seçenek bırakmadınız anne. Babam seninle evlenmeme asla izin vermeyeceğini söyledi. Neden? Önemi yok. Ben kararımı verdim. Çaresine bakacağız Ebru. Evlendikten sonra küs kalamayacaktır. Ben babamı iyi tanıyorum. Böyle olsun istemezdim. Ben de. Karnın aç mı? Canım bir şey yemek istemiyor. Olur mu öyle şey?
Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır. Bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Neredesin Memati? Hastanedeyim usta. Muro'ya bakmaya geldim. İyi. Memati. Efendim usta. Memati, ben bugün evleneceğim. Bir şey demeyecek misin? Usta, emin misin bu evlilik? Yok, ben çocuk oyuncağı zannediyordum. Ofiste sade bir şey ayarlayayım Memati. Tamam usta. Güzel uyudun mu? Çok acayip rüyalar gördüm. Bir yere gidiyoruz. Arabanın içindeyiz. Ama her taraf kar. Buzun üstünde çok zor gidiyoruz. Karşımıza yaban domuzu sürüsü çıkıyor. Frene basıyorsun ama başlıyor araba dönmeye. Tam uçurumdan yuvarlanacakken uyandım. Ne demek acaba bu? Evleneceğiz demek. Zor olacak ama güzel olacak demek. Oğlunuz bugün bu işi hallederim diye ısrar ediyor. Ama ben diyorum ki Nazife anne hastaneden çıktıktan sonra yapalım. Annen, baban, biz daha tanışmadık bile kızım. Nikahta tanışırız işte bey. Nereye tanışıyorsun hanım bu halinle? Öyle bir tanışırım ki. Oğlum en doğrusunu yapmış. Benim ne olacağım belli değil. Ben oğlumun evlendiğini görmeden ameliyata girmem. En mutlu anında da çocuklarımın yanında olmak isterim. Şuraya bırakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Polat buraya gelmemizi söyledi. Biliyorum. Buyurun. Yenge hoş geldiniz. Ben Erhan. Merhaba Erhan. Merhaba. Buyurun. Sedef'cim yardım eder misin? Elbise giyeceğinden emin misin? Mm-hmm.
Hadi bekletmeyelim. Aa, bu kim? Hiç kimse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Ömer baba. Hoş bulduk. Hoş gelmişsin Nazif. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş burası. E oğlum nerede? Kızım nerede? Maşallah, maşallah. Maşallah. Darısı başınızda. Ailen de geliyor değil mi kızım? Paraları iyi sakla. Tamam usta. Gecikme aşağıya. Geliyorum usta. Özür dilerim geciktiğim için. Evladım bu ne hal? Yolda araba bozuldu anne. Üstüm başım battı. 2 dakikada hemen geliyorum. Gel. Usta paralar tamam. Öyle bir yere sakladım ki Allah'ın kulu bulamaz. İyi. Yani ki aşağıydı kim olacak? Abdülhele ben. Ya keşke Ebru'ya sorsaydık. Arkadaşını yapmak isterdi belki de. Usta tanımadığımız insanların şahitliğine güvenemeyiz. Gelecek şimdi. Gel oğlum otur şuraya. Kokuyorum Ömer baba, rahatsız etmeyeyim. Burası iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel olmuşsun. İyi görünüyor muyum?
Bence muhteşem görünüyorsun abi. Geldiğinize çok sevindim. Tanıştınız mı? Tanıştık. 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 Efendim hazırız, buyurun. Tamam. Kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler şahit misiniz? Evet. Evet. Yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. Gece böyle olsun. Kendi evimize geçtiğimizde zaman içinde zevkine göre döşersin. Evin ne önemi var?
Memati bir şeyler organize edecekti. Ben hemen üstümü değiştireyim. Buyurun Sayın Başkan. Öncelikle tebrik ederim, mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Görüşmemiz gerekiyor. Yarın görüşsek? Yukarıdan talimat var. Bütün istihbarat birimleri çağrıldı. Katılmanız gerekiyor. Hayırdır Sayın Başkan? Yeni bir müsteşarlık oluşturuldu. Bütün birimler o çatı altında toplandı. Müsteşar kim? Bilmiyorum. Toplantıda açıklanacak. Ama temennim sizin isminizin açıklanması. Ben hazırım. Geliyorum. Teşekkür ederim. Ebru, benim bir yere uğramam gerekiyor. Burada mı beklemek istersin, mekanda mı buluşalım? Ben burada bekleyeyim. Beraber gidelim. Alo. Evdeyim hala Sedef. Yok, ulaşamıyorum. Kimsenin haberi yok. Bilmiyorum ki ne yapacağımı. Sormayacaksın değil mi? O kadar korktum ki. Benim gözümü korkutmak için yaptın değil mi? Hiç gözüm korkmuşa benzemiyor. Neye benziyor? Uykusuza benziyor. Bugünden itibaren ne olursa olsun sensiz uyumam. Ben de artık haftaya işe başlarım. Ne işi? Çalışmayacak mıyım? Sonra konuşuruz bunu. Neyini sonra konuşacağız? Çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım? Çalışmayacaksın.
Ben o kadar eğitimi boşuna mı aldım? Ne demek boşuna mı? Ali'ye bak, kendi çocuklarına bak. Gönüllü başka çocuklara bak. Benim senin çocuklara bakmandan yana hiçbir sıkıntım yok. İşte o çalışmak oluyor. Bu çalışmak değil. Sosyal sorumluluk. Para alırsan çalışmak. Benim para kazanmam seni niye rahatsız ediyor? Ne kazandın da rahatsız edecek? Araba alacak kadar para biriktirdim. Arabanı kendin alabilirsin. Nereye gidiyoruz? Yeni evine. Aa, çok merak ettim. Nasıl bir yer acaba? Büyük. Ne kadar büyük? Çok büyük. Bir yıldır gelmiyorum buraya. Neden? Ne kadar tanımasam da ailemin yaşadığı evdi. Nazife anne anlatmıştı. Benim evde mi kalsak? Burası çok büyük değil mi ikimiz için? Güvenlik için burası uygun. Yalnız benim araba param buranın dekorasyonuna yetmez. Sen onu dert etme. Benim de bir ev döşeyecek kadar biriktirdiğim para var. Bekle, gelip alacağım seni dedim. Belli ki gelemiyorum. Birine rica etsen seni eve kadar götürürdü. Bir dahaki sefer öyle yaparım. Hem ne var? Hiç sıkılmadım ki seni beklerken. Babamla sohbet ettik. Karnın aç mı? Bir yerde kahvaltı yapalım mı? Eve gidelim. Çarçabuk hazırlarım bir şeyler. Dışarıda yemeyelim. Aa, babam arıyor bu saatte. Efendim babacığım. Yo, uyumuyordum. İnanmıyorum. Çok sevindim. Şaka yapmıyorsun değil mi? Çok mutlu oldum babacığım. Çok tebrik ederim seni. Akşam ben de buluşuyoruz o zaman. Size yemek hazırlayacağım. Çok çok öpüyorum annemi de. Ne olmuş? Annemle babam İstanbul'a taşınıyorlar. Çünkü babam çok iyi bir teklif almış. Ne teklifi? Babam artık köşe yazarı oluyor. Yalçın Yıldız diye birisi mi ne varmış? O bizzat teklif etmiş. Çok da iyi bir maaş önermişler. Baban Tataroğulları için çalışacak yani. Sevinmedin mi? Gazeteye başlamışsınız. Evet. Umarım sizin için iyi olur. Teşekkür ederim.
Babam uzun zamandan beri bunu istiyordu. Daha çok makale yazıyordu ama günlük yazıyla da geniş kitlelere ulaşmak istiyordu. Değil mi anne? Evet canım. Biz ilk tanıştığımızda Takma isimli günlük yazı da yazıyordu. Gençken karalıyorduk bir şeyler işte. Alanınızla mı ilgili yazacaksınız? Alanımla da ilgili yazacağım tabii ki. Ama daha çok güncel politika yazacağım. Sizi de beni de bu yazılardan dolayı eleştirecekler. Ne alakası var? Polat Alemdar'ın kayınpederini söylediklerine de bak diyecekler. Ercüment Duru'nun damadının yaptıklarına da bak diyecekler. Kusura bakmayın ama benim akademik kariyerimle beyefendinin isminin yan yana anılması beyefendi için ancak şeref olur. Anneciğim. Yok, almayacağım canım. Geliyorum. Müsaadenizle kalkmak durumundayım. Çok önemli bir işim var. Affedersiniz beyefendi. Sizin tam olarak işiniz ne? Daha geniş bir vakitte izah etmek isterim. Müsaadenizle. Canım babam yüzünden gitmiyorsun değil mi? Yok, işim var Ebru. Sen beni bekleme, uyu. Uyumam. Ama aklım bende kalmasın. Annemler burada nasılsa. Çıkmadın mı sen Ebru? Ercüment ben evladım. Hadi seni bekliyoruz. Başka zaman efendim. Başka zaman yine gelin canım. Daha planlı yapalım müsaadenizle Ercüment Bey. Önceden haber verip gelelim. Ben Ebru'yu burada bekliyorum. Artık bir aileyiz. Görüşmenin planı bile ne olmaz. Hadi Ebru çayını koydu. Buyur. Ah, kusura bakma, yerleşemedik daha. Estağfurullah. Hoş geldin. Evladım, çıkarsana ceketini. Rahat ol, burası senin de evin. İyi aslında böyle. Çıkar çıkar da bir el tavla atalım. Gerçi Ebru kötü oynadığını söyledi ama... Ben kötü oynuyor demedim baba. Yendim dedim. Alayım ben ceketi. Ben bir ellerimi yıkayayım müsaadenizle. Tabii. Ebru, lavaboyu gösterir misin canım? Buradan canım. Burası. Gelsene. Çantan var mı? Var.
Getirsene silahı koyayım. Zaten adam kıl oluyor bana. Bir de silah görürse iyice ayar olacak. Niye kıl olsun canım? Yarın ilk yazı günü. Senin adına da gazeteye çiçek yolladım. İyi yaptın. Geç şöyle. Önce misafir başlar. İstihbaratlar başkanıyla aran iyiymiş öyle mi? İyidir. Benim alt dönemimdendir mülkiyeden. İyi tanırım. Babamın yarınki yazısını okuyayım mı? Ne gerek var kızım? Yarın okursunuz gazeteyle birlikte. Merak ettim, okusana Ebru. Müslümanlık dünyasında aşağılık kompleksi mi, saf dillilik mi? Obama bizi şaşırtmadı. Çünkü biz Fransız İmparatoru Napolyon'u biliyoruz. Mısır'ı işgal etmeden önce Müslüman olduğu ilan ediliyordu dünyaya. Alman İmparatoru Wilhelm'i biliyoruz. Müslümanların hamisi olarak kutsal topraklara kadar gitti. Ya Hitler? Kudüs müftüsü onu Müslüman ilan etmedi mi? Yıllardır okuruz Prens Charles'ın nasıl hidayete erdiğini. Şimdi de Obama. Küresel vizyonu olan herkes bu coğrafyada en önemli kart olarak İslam'ı seçer. Peki İslam dünyası bu kartı seçenlerin zokasını neden yutar? Çünkü aşağılık kompleksi adeta virüs gibi geniş bir coğrafyayı kaplamaktadır. Senin dinin sömürgeciye karşıyken, emperyalizme karşıyken sen nasıl sömürgecinin ayağının altına halı serersin? Neymiş? Afrikalıymış, bizdenmiş, bizi anlarmış. Bir tane Türklük şuuru olan senatörü senatoda görelim. Müslümanlık şuuru olanı temsilciler meclisinde görelim. Bırakın ikisini, bir tane sosyalizm şuuruna sahip birini Amerika'nın yönetim mekanizmasına görelim. O zaman anlarız. Obama bizden mi, onlardan mı? Hayır, düşüncemi saklamıyorum. Ama bir şey söylemiyorsun. Ben Ercüment Bey'in yazısını beğendim. Sadece biraz sert buldum. İlk yazının sert olmasını istedim. Bir de bu kadar büyük bir Amerika eleştirisinin bu kadar Amerikancı bir gazetede yapılmasını yadırgadım. Yadırgamak mı lazım? Takdir mi etmek lazım? Temkinli olmak lazım. Geçmiş olsun. Sizi evinizin ilk gününde yenmek istemezdim ama. Ben kibar bir ev sahibiyim. Yenilmeyi de, bunu kabul etmeyi de bilirim. İyi geceler efendim. İyi geceler. Güle güle canım. Babam ilk defa tabloda yenildiği birine saldırmadı. Yazısını beğenmeseydim bak bakayım ne oluyordu. Thank you.
Canım, yarın akşam arkadaşlarımızı davet edebilir miyiz? Arkadaşlarımız? Düğün falan da yapmadık. Kızlara ayıp oldu aslında. Hem tanışmış olursun, hem onlar da seni ve arkadaşlarını tanımış olurlar. Ebru'cum, hem aile hem arkadaş aynı anda bana biraz fazla gelir. Daha sonra olur mu? Tabii ki olur. Alo, ne yapıyorsun? Arkadaşlarınla konuşsana, akşam bize gelsinler. Ben de bizimkileri davet edeyim, birbirleriyle tanışsınlar. Dışarıda kıyamet kopuyor abi, ne daveti? Tamam canım, arar haber veririm. Gelecek miymiş? Yok anneciğim. Akşam eve arkadaşları çağıralım diyor. Evladım, insan bekler. Ben iyileştikten sonra eve misafir davet eder. Anne, dün de davet veremedik. Onun telafisi için düşündük. Siz daha iyisini bilirsiniz evladım. Gelme Mati. Usta bu... Her tarafı kazmışlar. Yollar çukur içinde. Ne yapsınlar Memati? Sistem eskimiş. Değiştirmek mi lazım diyorsun usta? Abartma Memati. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah yenge, o şeref bize ait. Arkadaşlarını tanıştırsana Memati'yi Ebru. Abdüley Eren falan tanışmışsa bana daha gerek yok usta. Memati abi, özellikle tanışmanı istediğim biri var. Abi mabi olmuyor. Ezme bizi yenge. Çok güzelmiş değil mi evi? Arkadaşım Sedef. Memati. Aa, ne enteresan isim. Ölüm demek. Ölüm demek. Anlamadım. Enteresandan sonra bu geliyor. Anlamadım. Reyhan. Memnun oldum. Burcu. Merhabalar. Sena, Derya. Merhaba. Merhaba. Resmen bitti abi. Bak ben onu daha nasıl bitiriyorum Abdüley. Kusura bakmayın, bunu daha önce yapmamız lazımdı ama ancak fırsat olmadı. Ne önemi var canım? Geç de olsa buluştuk. Evet. Ay, evin çok güzelmiş Ebru'cum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, çok yakışmışlar. Emati. Sedef seni çok beğenmiş. Tüh, bilsem Gamze'yi eve almazdım. Ne? Her şeyde bir hayır vardır. Sana söylemedim mi usta? Ne olacak? Demek Abdüley'e söyledim. Her şey aynı yani. Böyle sert görünümle bakma, aslında çok iyi. Yenge, yiyecek ne var? Karnım da acıktı. Muhteşem görünüyor yemekler. Sedef, hazırlasana bir tabak. Çok lezzetli yemekler. Gamze işi ne iş? Baba olacakmış ya. Hani o iş belli değildi? Demek ki belli olmuş abi. Ebru'nun yemeklerini yemek için özellikle yemedim. Özledin değil mi sen de? Uzun zaman oldu. Bu arada sen de çok güzel, değişik bir evet, rengini değiştirdim valla. Beni de götürsene şu kuaföre. Götüreyim evet, nişan taşı. Ben de bileceğim ayıp o zaman. Yarın müsait bastık senize. Müsaitim. Üçte buluşalım. Tamam usta, tamam. Seni nereden alayım? İhtiyacım. Bundan da harika bir hepsi buldum. Olmaz. Alsa da çok ucuzdu. Ay aldım sana. Ay yapmıştım. Harika bir rengi var. Tatlı bazı var. Erhan, sen bir şeyler atıştırdın mı? Yedim bir şeyler Abdül, yedim. Tanımadığım biri mesaj atmış. Adres vermiş. Bekliyorum demiş. Ver bakayım. Yanlışlık olmuştur. Ben arar konuşurum şimdi. Geldi. Sana da.
şaşırdım ama. Akşamın bu saatinde ne alaka? Hayatım ne oluyor? Ebru, ben Memati ile gideceğim. Abdüley ve Erhan burada kalacak. Sen kızlara bir şey bul söyleyecek. Bir saat içinde burada olacağız. Dışarıdakiler de, evdeki kızlar da bizim evden ayrıldığımızı fark etmesinler, anladın mı? Anladım da Polat. Merak edecek bir şey yok. Biriyle konuşup geleceğim. Merak etmeyin, korkuyorum. Korkacak da bir şey yok, bana inan. Biz burada, evimizde eğlenemeyecek miyiz? Bu da mı yasak? Bu da mı suç? Hanımefendi, eşiniz nerede? Arka bahçede. Ne işin var lan senin benim evimde? Ben görevimi yapıyorum. Git o patronuna de ki, benim evimi aratacaksa itlerini yollamasın. Yüreği yetiyorsa gelsin kendi arasın. Defol! Ebru'cum biz gidelim. Daha yeni çocuklar zaten. Gitmek olur mu? Başka zaman yine geliriz. Belki daha uygun bir zamanda. Efendim, Polat Alemdar'ı gözaltına almaya geldim. Meseleyi halledememişler. Kenan bana haber verdi, ben geldim. Buradan karakola geçiyoruz Sayın Müsteşar. Canım babam yazısını yollamış. Okuyayım mı? Polat? Oku canım, oku. Bayram değil, seyran değil. Biz Fransa'yı niye NATO'ya aldık? Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri oluşu ülkede din üzerinden tartışıldı. Kimileri başbakanın çıkışını haklı diye nitelendirirken, kimileri Rasmussen'in itirazımıza rağmen seçilmesini başarısızlık olarak nitelendirdi. Ama şu detayı hep beraber kaçırmıyor muyuz? Fransa kendi isteğiyle ayrıldığı NATO'ya, Türkiye'nin onayıyla geri döndü. Peki Türkiye bunun karşılığında Fransa'dan ne aldı? Avrupa Birliği üyeliği mi? Hayır. Çünkü Fransa'nın NATO'ya döndüğü gün Sarkozy, Türkiye'ye ancak imtiyazlı ortaklık verilebileceğini açıkladı. O zaman Türkiye ne aldı? Büyük bir ihale mi? Hayır. Ermeni diasporasının tazyiğine dur demek mi? Hayır. Tek sevindiğim tarafı, Yunanistan NATO'ya dönsün diye 12 Eylül'de darbe oldu, yönetim değişti.
Bu sefer darbe olmadı. Hala demokrasiyle yönetiliyoruz. Babam niye güvenip bu kadar sert yazıyor? Vardır elbet güvendiği bir yer. Kimden haber bekliyorsun? Boş ver. Belli ki haber gelmeyecek. Bir arkadaş, bir arkadaşa neden silah doğrultur? Aile içinde olur bazen. Büyütmemek lazım. Delikanlı, sen benim kızımın eşisin. Kızımın başına böyle bir şey gelse bana aynı ifadeyi mi vereceksin? Büyütmemek lazım. Aslında ben ifade vermemeyi tercih ederim. Kızınızın başına böyle bir şey gelmemesi için elimden geleni yaparım. Ay canım, kaza değil mi? Allah daha beterinden saklasın. Kaza maza değil. Bu düpedüz... Baba! Bizi Ercüment Bey'le baş başa bırakır mısınız? Polat, büyütme sen de. İki dakika. Sana saygıda kusur etmedim. Eşimin babasısın diye sesimi çıkarmadım. Ben susuyorum diye seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum zannetme. Uşaklığını yaptığın adamdan uzak dur ki ben onu gömerken seni de gömüp kızını üzmeyeyim. Dediğim gibi Ercüment Bey, kızınızı bir daha üzmemek için elimden geleni yaparım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer işlerin çok yoğunsa annemlerde kalabilirim. Olmaz. Nazife annelerde de kalabilirim. Seni zor durumda bırakmak istemiyorum ama gerçekten yalnız olmaktan korkuyorum. Evin her tarafında korumalar var Ebru. Evin etrafında var.
Ama içinde yok Polat. Bunun böyle olacağını bile bile benimle evlendin. Alo. Ebru'cum ben iyiyim. Merak edecek bir şey yok. Bir süre daha ortalarda olmayacağım. Nereye gideceksin? Ben sana bulunduğum yeri bildiririm. Polisler biraz sıkıştıracaktır seni beni bulmak için. İstersen annemleri ara. Yalnız kalma. Polat! Polat! Kapatmam lazım. Söyleyeceklerim var. Siz geçin Memati, ben geliyorum. Ebru biliyorum. Biraz üst üste geldi ama. Ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Dinliyorum. Evlendiğimiz günden beri işlerin yoluna gitmediği ortada. Babamla yıldızınız barışmadır. Şimdi de bu durum. Belki hapse gireceksin. Belki çok uzun zaman firarda olacaksın. Dayan kalbim, dayan. Bilmeni isterim ki hapse de girsen. 30 yıl eve dönmesen de, sen hayatta olduğun müddetçe, nefes alıp verdiğin müddetçe, ben seni bekleyeceğim. Ben son nefesimi senin karın olarak vereceğim. Kendini polislere takip ettirmiş. Abi siz gidin. Ben polislere oyalayayım. Tamam Abdüley. Abi polisler geliyor. Artık gitmem gerekiyor. Allah'a emanet ol. Sen de. Elif seni seviyorum. Abdülhamit! Katil! Koruyorum! Helal! Helal!
Annemi doktora götürdüm Polat. Sorma zahmetinde bulunmadın ama annem çok hasta. Çocuğun babasına sordum. Yarım saat bakabilir misin dedim. Bakarım dedi. Ben de evden çıktım. Çocuğun babasının firari olduğunu bilmiyor musun Ebru? Onun burada olmaması lazım. Hiçbir şey demiyorum sana. Hata mı yaptım? Özür dilerim. Bana söyleyeceksin. Neden böyle davrandığını söyleyeceksin. Nasıl davranıyormuşum sana? Ebru, 3 aydır bir tavır yapıyorsun. Ama tavrının ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bir gün kalkıyorsun, bunaltacak kadar ilgi gösteriyorsun. Bir gün kalkıyorsun... Bunalttım senin ilgimle, öyle mi? Sözümü bitirebilecek miyim? Bitir. Her şeyi bitirmek istiyorsun zaten. O ne demek Ebru? Sen annenin baskısıyla benimle evlendin. Beni sevmiyorsun. Hayda. O nereden çıktı şimdi? Bir kere. Bir kere bile beni sevdiğini söylemedin. Elif'i seviyorsun. Hayır. Bana Elif dedin. Öyle demek istemedim. Sen beni hayatında istemiyorsan, beni sevmiyorsan, lütfen bana bunu söyle. Çekip gideyim. Ebru, ben seni de, evliliğimizi de seviyorum. Annem babanın yemeklerine bir şey mi katıyor? Ne gibi bir şey? Bir insanı komple değiştiren bir şey. Babam bayağı değişmiş. Yani fikirleri değişmiş. Acaba değişen babam mı, sen misin? Ben değişmedim. Ha, yani seni hiçbir şey değiştiremez. Öyle bir şey demedim. Yüzümü bile değiştirmiş bir adamım. Kalbini? İnsanın kalbi değişmez. Büyür. Yani kalbimde herkese yer var diyorsun. O kadar büyümedi canım. İşte 70 milyon zar zor sığıyor. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu derken kabaca 300 milyon de. Artı bir de sen. Anca. İnsan sevdiğini bu kadar haritaya yayar mı? Herkesin sevgisini gösterme biçimi aynı olur mu? Benim tek bir biçimim var. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Çorbanı koyuyorum canım. Thank you.
Sana çok teşekkür ederim. Niçin? Hem anneme hem babama harikulade davrandığın için. Dünyada tanıdığım en nazik, en kibar insan olduğun için. Hem beni hem ailemi çok mutlu ettiğin için. İyi ki benim hayatımdasın. İyi ki karşına çıkmışım. Yalan söylüyorsun. Ebru'ça istemiyoruz. Lütfen odana git. Bir sorun mu var? Var Ebru'cum. Odana git. Babanla konuştuktan sonra seninle de konuşacağım. Polat ne oluyor? Ben çıkın diyene kadar odadan çıkmayacaksınız. Zaman
ilaç verdim. Sabahtan önce uyanmaz. Ne ilacı? Uyku ilacı. Kızcağız kaç gündür uyku uyumadı. Hasta olacak diye korktum, ben ısrar ettim. İyi yapmışsınız. Polat. Belli ki çok yaşamayacağım. Niye öyle diyorsunuz? İnsan kendi halini iyi bilir. Doktorlar umut vermek için güzel şeyler söylüyorlar ama hem hastalığımı hem kendimi iyi tanıyorum. Ercüment'in gidişi çok ağır geldi bana. Eskiden içim daha rahattı. Nasılsa Ebru'nun babası var. Onu sever. Onu yalnız bırakmaz, ilgilenir diye. Artık bir tek sen varsın. Kızım sana emanet. Lütfen. Kızıma iyi bak. O çok iyi kalpli bir kızdır. En büyük mutlulukları hak ediyor. Belki onu çok mutlu edecek bir hayatım yok ama Ebru'yu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımı söz veriyorum. Babamın katilini buldun mu? Evet. Müsaade et, ellerimle öldüreyim onu. Al öldür. Nerede? Karşında. Babanı ben öldürdüm. Kimsenin benim korumama ihtiyacı yok. O zaman söyle. Ben vurdum. Baban kaçmak istedi. Oradakilerden birinin silahını aldı ve ateş etti. Ben de karşılık verdim. Polat! Senin kadar ben de üzgünüm. Ama üzülmek kaderi değiştirmiyor. Babamı sen öldürdün, öyle mi? Evet. Peki. Bu kadar mı? Bu kadar. Bu konu burada kapandı o zaman. Kapandı.
şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim? İçinden ne geçiyorsa söyle. Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? İçimde kalan bir şey yok ki söyleyeyim. Müsaadenle. Dinliyorum seni. Anlatacak bir şey yok. Ebru, dinliyorum seni. Ben konuşmak istemiyorum. Ben konuşmanı istiyorum. Nasıl bu kadar aptalca bir şey yaptığını anlatmanı istiyorum. Peki sen beni nasıl bu kadar aptal yerine koydun? Benimki çok basit. Baban hainin tekiydi. Bu senin suçun değil diye sustum ve üstünü kapattım. Sana niye inanayım ki? Çünkü kaybedecek şeyi olan insanlar yalan söyler. Benim yok. Beni kaybetmekten korkmuyorsun yani. Arkadaşımın gözünün içine bakarak kurşun sıkıyorsun. Sonra da seni kaybetmemden korkmamı istiyorsun. Korkmalı. Biri korkmalı. Bu da sensin. Bence seni öldürmemden korkmalısın. Korkmuyorum. Korkmazsın tabii. Karnımda çocuğumu taşırken hiçbir şeyden korkmazsın. Arkadaşıma kurşun sıkmaktan da korkmazsın. Sana kim Abdüley'e bunu yapmanı söyledi? Kimse söylemedi. Ebru! Seni bu aptal tuzağa düşürenleri görmedin mi? Seni nasıl oyuna getirdiklerini görmedin mi? Bütün dertleri benim canımı yakmak. Sen buna nasıl alet olursun? Bunları şimdi anlatacağına zamanında anlatsaydın. Neyi ne zaman anlatacağımı sen bana öğretemezsin. Ne yapacağımı da sen bana öğretemezsin. Karnındaki çocuğa dua et. Karnımda çocuk mocuk yok. Ne? Çocuk mocuk yok. Aldırdım çocuğu. Babamın katilinin çocuğunu mu taşıyacağım? Eşyalarımı topla, defol evinden. Hazır mı eşyaların? Merhaba. Sana da. Hazır değilse hazırla eşyalarını. Niye hazırlayacakmışım? Babamlarda kalacaksın. Polat, ben senin kölen miyim? Evden git, babama git, onu hazırla, bunu yap. Ebru, hiçbir şey yapmamış, masummuş gibi konuşma. Karnında çocuğumu taşıyorsun. Sadece seninse vereyim, sen taşı. Doğurduktan sonra lütfen.
Doğurana kadar da benim dediğim gibi olacak. Ben burada iyiyim. Hiçbir yere gitmeye de niyetim yok. Ebru. Ne yaparsın? Beni mi öldürürsün? Hayatını zindan ederim. Akıllı ol. Sanki zindandan farklı. Sen zindan görmemişsin ama görürsün. Şu kadar kaldı. Barınca ara kızım, olur mu? Telefon almayacağız yanımıza. Kafamızı dinlemeye gidiyoruz. Evladım, acil bir şey olursa... Olmasın anne, artık acil bir şey. Olmasın. Hanımın hamile ya oğlum. Bir şey olmaz anneciğim. Olursa da bakarız bir hal çaresine. İnşallah döndüğünüzde bütün sıkıntılarınızdan kurtulmuş olursunuz. Belki de hiç dönmeyiz baba. Ne diyorsun? Ne hakkında? Her şeyi düzeltebilecek miyiz? Düzelteceğiz. Özür dilerim. Seni üzdüğüm için. Senden istediğim tek şey var. Geçmişe dair hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Nasıl istersen. Çapkınlık evin miydi? Ömrümde ne hiç bekar kaldım ne çapkınlık yaptım. Yemek işini nasıl halledeceğiz? Ben sana yemek hazırlarım. Sen canını sıkma. Nerede öğrendin sen yemek yapmayı? Ankara'da, öğrenciyken. Balık yapmayı? Balık yaparsan tavlayamayacağın kız yoktur. Üf. Hani sen hiç çapkınlık yapmazdın? Hani geçmişten konuşmayacaktık? Bu çok geçmiş ama, sayılmaz. Benden bu kadar. Gerisini sen halledersin. Ben banyoya gidiyorum.
sağlık. Afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Nereye? Balığa. Canım başka bir şey istiyorsa gidip alayım. Yok, onun için sormadım. Güzel mi kitap? Çok güzel. Az kaldı, bitirince vereyim, sen de oku. Olur. Yanına geldim. Aslında biraz yalnız kalmak bana iyi geliyor. Tuncay seni sordu dedim, hiç ilgilenmedin bile. Bu yüzden mi suratın asık? Tamam, pardon. Ne dedi Tuncay? Ne dediği değil, ne yaptığı önemli. Adam yeni geldiğimiz evin iki adım ilerisini garsoniyer yapmış, senin umurunda değil. Neden? Ne garsoniyeri? Tuncay! Tuncay! Kim vardı yanında dedin? Elini tuttuğun doktor. Ben kimsenin elini tutmadım Ebru. Elini tutan doktor o zaman. Kadın Tuncay'ın sevgilisi diyorsun. Niye kıskanıyorsun o zaman? Ya niye kıskanayım? Sadece anlamaya çalışıyorum. Arayalım Tuncay'ı, gelsin anlatsın. Tamam Polat. Ben vazgeçtim. Haberin var mı yok mu diye merak ediyordum. Yokmuş haberin. Öğreneceğimi öğrendim. Hadi gidelim. Yok yok. Tuncay gelsin. Şimdi de ben merak ettim. Anlatsana bana, bu nasıl oluyor? Gelsene sen benimle. Bırak beni. Gel. Dayan kalbim, dayan. Kırık kalpler yaşar. Nereye götürüyorsun beni? Yürü. Zaman durmaz.
Bütün derdi bu adamı hayatta tutabilmek. Senin derdin ne Ebru? Cevap ver bana. Cevap ver bana, senin derdin ne? Sen nasıl bana güvenmeyip beni takip edersin? Sen beni nasıl kullanırsın? Senin bu hallere düşürdüğün adamı hayatta tutabilmek için. Bana o yalanları nasıl söyledin? Yaptığın her şey yalan. Senin yüzünden. Bunu kafana sok. Bütün bunlar senin yüzünden. Babamı öldüren bir katilin hayatını kurtarmak için gösterdiğin çabayı, bu yuvayı kurtarmak için gösterseydin ya. Ortada bir yuva kalmadı. Sen o yuvayı yıktın. Beni sevmiyorsun değil mi? Cevap ver. Bana bunu borçlusun. Beni sevmiyorsun değil mi? Ne duymak istiyorsun? Bunu duymak istemiyorum. Gerçeği söyle. Bir kez olsun bana gerçeği söyleyecek cesareti senden istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Peki. Seni sevmiyorum. Seni artık sevmiyorum. Ben seni sevmiyorum. Ve ayrılmak istiyorum. O kadar kolay olmuyor bu işler Ebru. Umurumda değil. Ayrılmak istiyorum. Ben de ayrılmak istiyorum. Nasıl ayrılacağız? Toplayacağım eşyalarımı, çekip gideceğim. Çocuk doğduktan sonra gidersin. Çocuğumu doğurup sana bırakıp gidecek değilim ya. Gördüğün gibi o kadar kolay değil bu işler. İlk defa birileri boşanmayacak Polat. Polat Alemdar ilk defa boşanacak. Bana ne senin adından soyadından. Ben de bir insanın, farkında mısın? Benim de bir canım var, kalbim var. Söyle çocuklara Ömer Bey. Daha söyleyecek bir şey kalmadı hanım. Yuva yıkmak kolay mı? Yuva yapmak da kolay değil anne. Bir yuva kuracağız diye bütün kalpleri yıkmanın anlamı da yok. Yıkılan yıkıldı. Buraya sizi bir şeyleri yapmaya değil,
bu işi nasıl sonlandıracağımızı söylemeye çağırdık. Evladım, iki başınıza değilsiniz. Çocuk var yolda. Birbirinizi düşünmüyorsanız çocuğunuzu düşünün. Biz de tam olarak onu düşünüyoruz Nazife anne. Yoksa kimse kimsenin yüzünü görmek istemiyor. Ben anlamıyorum ki sizi bu noktaya getiren ne? Babacığım, bunu değil de diğer kısmı konuşsak. Bende evlat acısı, Ebru'da da bu kuyruk acısı oldukça bu iş olmayacak. Evlat acısı mı? Babamı öldüren adamın acısı evlat acısı, benimki kuyruk acısı, öyle mi? Meseleyi daha fazla uzatmayalım. Eğer kararınız buysa, haksa boşanmak da hak. Biz niye ayrıldık Polat? Anlamadım. Ben hapis hayatı yaşayayım diye mi ayrıldık? Bana söyler misin? Erhan biraz abartmış olabilir konuyu. Erhan'ın abarttığı yok. Abartan sensin. İstediğim doktora, istediğim hastaneye, istediğim pastaneye giderim. Erhan abartmamış. Sen abartıyorsun. Benim üstüme böyle gelirsen, gidemeyeceğin yerlerin sayısı artar ona göre. İstediğim her şeyi yaparım. Ebru, benden ne istiyorsun? Bu çocuğun babası olacaksın. Hem bana, hem ona saygı duymanı istiyorum. Tabii ki saygı duyuyorum. Hassas bir dönemde olduğunu biliyorum. Senin gibi değil ama ben de zor bir dönemden geçiyorum. Sen de buna saygı duy lütfen. Ebru Hanım, kusura bakmayın, beklettim. Buyurun. Eğer oğlum olursa adını Ercüment koyacağım. Kız olursa ne koyacaksın? Ona da sen karar verirsin. Peki. Kız olursa adı Elif olacak o zaman. Elif. Allah bahtını açık etsin. Amin. Allah nazarlardan korusun. Vatanına, milletine, ailesine hayırlı bir evlat kılsın. Allah senin ömrünü güzel kılsın. Sana da güzel evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Hanginize daha çok benziyor bilemedim. Annesinin güzelliği de, babasının güzelliği de var kızımın yüzünde. Gel bakalım güzel kızım. Al babası. Sen daha şimdiden ne çok seviliyorsun. Bir ömür böyle el üstünde taşısınlar seni. Senden önce adın yürüsün. Adın gibi her güzel şeyin başlangıcı ol. Hayatıma hoş geldin. Herkes kızımı görmek için sabırsızlanıyor. Amcalarına da gösterseydin ya. Teşekkür ederim sana. Bana ve aileme yaşattığın bu mutluluk için. Ben de sana teşekkür ederim. Bana hediyelerin en güzelini verdiğin için. Bana bu gururu yaşattığın için. Thank you.
Çok güzelmiş bu. Hiç gerek yoktu. Sen de kızımızı evlenirken takarsın. Gerizekalılar.
Sana neler yaptım hatırlamıyor musun? Kurşuna diz beni. Sakın ipe çekme. Öldüreceksen asker gibi öldür. Alemdar'ın kızı inançlı bir Hristiyan olarak yetişecek. Değil mi Eli?